Evet dostlar azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Plagold 10 şeftali bahçemizin içerisindeyiz. Neler yapıyoruz? Şu anki durumumuz nedir? Bir önceki videolarımızda 3. ilaçlamadan ve don vurma olayından bahsetmiştik. Zarardan zayiattan bahsetmiştik. Şimdi sıra geldi. Şeftali bahçemize genellikle yılda iki defa uygulamış olduğumuz birisi ilkbaharda diğeri de sonbaharda olacak şekilde Uygulamasını yapmış olduğumuz sarı toz kükürtün uygulamasını gerçekleştirmeye. Şimdi bu sarı toz kükürtün niçin uyguluyoruz? Bunun deneme yanılmasını yaptık mı? Yoksa rastgele mi uyguluyoruz? Birazcık ondan bilgi verelim sizlere. Biz bu işin deneme yanılmasını gerçekleştirdik. Kendimizce yapmış olduğumuz testlerden pozitif, olumlu sonuçlar elde ettik. Ve bunun neticesinde bu uygulamamıza Şeftali Bahçemizde yılda iki defa olacak şekilde toz kükürt uygulamamızı gerçekleştiriyoruz. Bu şimdi genel itibariyle bölgesel bölgesel değişiklik olsa da iki adet kükürdümüz var. Birisi sarı toz kükürt, diğeri daha pahalı olan, alması daha güç olan granül ya da sulu kükürt. Değişik isimleri olabiliyor. Bunu ziraatçınızla görüşüp detaylandırabilirsiniz. Bu kükürtlerin uygulamasını yapıyoruz. Şimdi şu soru gelebilir. Niçin damlamadan vermiyorsun? Bu şekilde ağaca elinle uyguluyorsun gibisinden bir soru gelebilir. Bizim uygulamamız bu şekilde çünkü bu damlama olarak yani su ile verdiğimiz zaman kükürtün etkililiği hızlı oluyor sıkıntı yok ama kaybolma hızı yani toprakta bulunma günü de daha hızlı bitiyor. Biz ama bu şekilde ilkbahar ve sonbaharda şu toz kükürdümüzü verdiğimiz zaman kalıcılığı daha uzun süre oluyor. Yani toprakta daha uzun süre duruyor ama çözülmesi daha geç oluyor. Yani örnek veriyorum sulu kükürtümüz bir hafta içinde harekete geçip yapması gereken görevi yaparken bu toz kükürtümüz bir ay sonra harekete geçip yapması gereken hareketi yapıyor. Ancak biz zaten başından itibaren verdiğimiz için bunu düzenli olarak verdiğimiz için bu bizim için dezavantaj oluşturmuyor. Biz hem toprakta daha uzun süre bulunmasını hem de yavaş yavaş kademeli olarak yavaş yavaş usul usul uhuret ve suhuret içerisinde ağaca yapması gerektiği vazifesini yapmasını düşündüğümüz için bu şekilde uygulamayı yapıyoruz. Şimdi tekrardan söylüyorum. Bunun doğruluğu ya da yanlışlığı tartışılabilir. Benim uygulamam bu şekilde. Çünkü ben daha önceki erik bahçesinde olsun daha önceki yapmış olduğum işlemlerde bunun faydalı olduğunu kendimce tespitini yaptım. Bu şekilde uygulamanın benim açımdan mantıklı olduğunu düşündüğüm için bu yılda iki defa olmak üzere sektirmeden bakın burası önemli. Sektirmeden bu şekilde toz kükürtümün uygulamasını gerçekleştiriyorum dostlarım. Şimdi gelin hep birlikte başlayalım. Başlamadan önce de bu toz kükürdüğün ağaçlara faydası nedir ondan bahsedelim. Şimdi birincisi bu toz kükürt ağacın şu gövdesini atıyoruz zaten dip dip kısmını atıyoruz. Dip kısmında kokusundan dolayı olsun yapmış olduğu etkiden dolayı bazı zararlı böceklerin ağaca gelmesini engelliyor. Zaten bir ağaca kökten hastalık girdiği zaman bunun dönüşü yok denilecek kadar az diyebilirim. Çünkü biz bunu erikte yaşadık. Ağaca kökten hastalık girdi. Kesmek zorunda kaldık dostlarım. Daha önceki kanalımızı takip edenler o eriği niçin kestiğimizi, elveda dediğimiz videoları oradan bakıp izleyebilirler. Bir ikincisi toprağın işlevselliğini arttırıyor. Bir diğeri Toprağa bu düzenlemesini yaparak, organik düzenlemesini yaparak gübreyi çok fazla aşırı tüketmesine engel oluyor. Alması gerektiği şekilde yani normal bir şekilde almasını sağlıyor bir diğeri pH seviyesini düşürüyor toprağın. Peki toprağı bu şekilde atarsak direkt pH seviyesini düşürüyor mu? Bunu da değinmek gerekiyor. Toprağın yüzeyine sadece attığımız zaman pH'e çok fazla etki etmiyor dostlarım. Bunu bir kazma yardımıyla toprakla karıştırmamız gerekiyor. Toprakla homojen bir hale getirmemiz gerekiyor. pH'e ciddi manada etki edebilmesini istiyorsak. Ama biz şu anda pH'lık Burada çok ciddi bir sorunumuz yok. Yapmış olduğumuz testlerde böyle çok ciddi bir pHta problem tespit etmedik. O yüzden biz sadece ağacın e, vitamin ve mineralleri daha güzel, daha rahat almasını sağlaması, böceklerin gelmesini engellemesi, toprağı düzenlemesi, işlevselliğini arttırması açısından bu şekilde görmüş olduğunuz 300 adet şeftali ağacıma toz kükürt uygulamasını gerçekleştiriyorum dostlarım. Yılda iki defa siz de bu şekilde size bu anlatmış olduğum durum mantıklı gelirse sizler de uygulayabilirsiniz. Peki şunu da sorabilirsiniz. Ya bu toz kükürt sadece şeftaliye mi uyguluyorsun? Alakası yok. Her şeye uyguluyorum. Zeytini uyguluyorum, şeftali uyguluyorum, cevize uyguluyorum, nara uyguluyorum. Yani kısacası bu toz kükürtü elimde bulunan tüm meyve, bitki, sebze ne var ne yok alayını uyguluyorum dostlarım. Bundan da bilginiz olmuş olsun. E şu ana kadar bir zararını görmedik ama faydasını kendimizce tespit ettik. Bunu da bu şekilde aktarmış olalım ve şimdi gelin hep birlikte uygulama işlemimize başlayalım. Şu şekilde küçük bir kovamızın, helkemizin içerisine koyduk. Taşımamız kolay olsun diye. Çuvalın içerisinden dağıtım işlemini yapmıyoruz. Bu şekilde bir kovanın içerisine aldık. Ve her bir ağacımıza bakın şu şekilde. Görüyor musunuz? Avucumu kapatmadan bir tık daha fazla olabilir. Duruma göre iki avuç, bir avuç, bir buçuk avuç çıkartabiliriz. Bunu kendimiz ayarlamasını yapacağız. Ağaçlarımız 4-5 yaşında diyebiliriz. Şimdi bu şekilde uygulamamıza başlıyoruz. Şimdi toz kükürt tozduğu zaman gözünüze geldiği zaman ciddi manada sıkıntı oluşturuyor dostlarım. Bundan da bilginiz olmuş olsun. Zaten bunu yapanlar biliyordur. O yüzden böyle havadan savurarak değil. Tamamen yere yakın olacak şekilde ağacın etrafına bakın şu şekilde kök kısmına her tarafına denk gelecek şekilde uygulamamızı gerçekleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz şekilde ağacımızın kök kısmına bu şekilde uygulamamızı gerçekleştiriyoruz. Havadan atmıyoruz. Bakın şöyle havadan sallarsak tozar. Tozduğu zaman gözümüze geldiği zaman ciddi rahatsızlık bırakır dostlarım. O yüzden buna lütfen dikkat edelim. Sizlere bu göstermiş olduğum şekilde uygulamama devam ediyorum. Evet dostlar, sizlere göstermiş olduğum şekilde daha fazla videoyu uzatmamıza gerek yok. Bu şekilde tamamıyla ağaçlarımıza uygulama aşamasına devam ediyorum.